Sevgili dostlar merhaba. Ben Tufan Artok. Fiyat akışları canlıyken bu yayını sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden gelen bir hisse senedi YODK günlükte TL bazlı e, grafikte bakacağız. Öncelikle turuncu renkli trend çizgimizi klonlayalım. Çünkü bu tepesinde satış baskısı e, yaratan bir trend. Şimdi biz aşağıda da e, tepkiler e, bulmaya çalışacağız. Böylelikle bir kanal Keşfetmiş olacağız. Burada bir kanal bulmuş olacağız. Bakın, şuradaki fitili görüyorsunuz, ekranda inşallah görülüyordur. Baz aldım ben. Şuradaki mum, şuradaki fitiller, şurayı bir ihlal olarak düşünelim ve şuradaki mum sıkça temas var. Tabanda e, uygun bir hat yakaladık. Düşen paralel bir kanal bulmuş olduk. Hissemiz bu düşen paralel kanal içinde hareketlerini, değil mi? devam ettiriyor. Şimdi bir alt bant hareketi tekrar gösterecek gibi ama e, şuralarda uyanık olmak lazım. Bakın ekranı büyütelim. Şu bölgede alt banttan tepkiyi aldığında değil mi? Belki şuralarda şuralarda vagonlara atlayanlar yükseliyor diye soluğu buralarda aldılar. Şimdi bu alt bant slalomları tekrar bir çatı hareketi ama tepeler düşüyor kardeşim gitgide bak şurada. Şurada en son tepe varamamış bile. 196,3 desteğinden buradan tepkisini almış ama çatıya gelememiş bile. Şimdi e, gelelim e, buraya 175 ne kadar ikna edici olabilir? Ben burayı da kıracağını düşünüyorum. Gelir. Yine bir fake yükseliş yapar. Bu sefer 196,3'e kadar. Çünkü bir desteğin altındaysanız orası direnç olarak çalışır. Hazır tepeler de değil mi düşüyorken şurada da var mesela. Hazır tepeler de düşüyorken burada da diğer düşük tepeyi niye yapmasın? Gelir buradan şu bölgeye uğrar. İşte burası 158-144 aralığı bizim Bakın şuradaki destek hattını görüyorsunuz şu bölgeyi. Şu bölgeyi. Rengimizi de aslında değiştirsek. Şöyle yapalım. Şu temasları görüyorsunuz. Bir de şuradaki temasları görüyorsunuz. 144'ü. Bu ikisini birleştirdiğimde 158 ile 144'ü birleştirdiğimde şu bölgeyi ben elde ediyorum. Bakın. Şu bölge. Şuralar. Buralar benim e, güvenli alım yapacağım bölgeler. 158-144 aralığı birinci ama birinci bölge. İkinci güvenli alım yapacağım bölgede 144-133,5 aralığı bakın şurası. Artık sağlam zeminleri bulmamız lazım. Buradaki gibi e, fake hareketlere kurban gitmememiz lazım. Tek tehlike şuradan tepkiyi aldığında. Şuralarda vagonları atlarsanız işte. Nasıl buralarda yarı yolda vagonları atlayanlar var. Şuralarda vagonları atlayanlar var gidiyor diye. Değil mi? Mesela burada atlayanlar soluğu buralarda buldu. Hadi bakalım hareketlendik gidiyoruz diye buralarda, şu bölgelerde, şuralarda vesaire işte yani. Atlayanlar, değil mi? Tamam gitti ama daha düşük bir te tepe yaptı yani. Şimdi buralarda. Şuralarda. Belki de buraya kadar gelecek. Şimdi aynı hatayı, aynı hatayı işte sen yapmayacaksın. Sağlam zemini arayacaksın. 158-144 aralığı 144-133,5 aralığı. Kabaca 158 ile 133,5 bölgesi aslında kademeli alımların olacağı bölgeler. Çünkü diğer bölgelere baktığımda mesela 175 yani güven vermiyor. Şurayı bir şeye benzetemiyorsunuz belki ama. E, 3 saatliyi alırsak belki bir şeye benzetirsiniz. Şöyle bir çekelim. Bakın 175 burada. Görüyor musunuz? Şu fitilleri. Şurada bir fitil var. Bir de şu mumların dibinde bir fitil var. Şuradaki düşüş yani. 175 burası işte. Şimdi günlüğü alalım. Yani beni ikna edemez. En azından oraya ben para yatıracağım. Değil mi? İçim sinerek. Oradan alım yapar mıyım? Vallahi yapamam yani. İçime sinmez. Ha içime sinecek bölgeler. 158, 144, 144, 133,5 aralı. Oralar olur. Bu birinci kademe, ikinci kademe şeklinde olur. Sonrasında ben ama bu kademeden ama bu kademeden değil mi? Şimdi buralarda bir yükseliş çatıya kadar belki bir alt bant sarı bölgemize gelir. Buradan bütün kademeleri kırarak gider belki. Ama 158, 144, 144, 133,5 benim için doğru alım bölgeleridir. Öyle söyleyeyim özetle. Artık oralarda sırayla kademeleri kırdığında haber akışlarına özellikle ve hisse özelindeki haberlere de bakarak alımlar yapılabilir. Mesela 196,3 kırar üzerinde kalıcılık görürsün. Yukarıda nerelerden alınabilir diye soracak olursam. Demek kırar üzerinde kalıcılık görürsün alınır. Biz kademelerimizi belirttik. Diyelim ki sarı banda kadar vurdu. Tamam birinci kademeli alım bölgemizde şu anda geldi. Bir çatı hareketi veya 175 hareketi geldi buraya. Buradan bütün kademeleri kırdı kırdı. Ben buranın üzerinde kalıcılık görüyorsam, kaybetmiyorsa kalıcılık görüyorsam alırım. 196,3'ü kırdığında aşağıya atmıyorsa, kalıcılık sağlıyorsa o zaman da alırım. Yukarıda nerede alınır diyorsunuz işte. Burada alınır. Ama üzerinde kalıcılık görüyorsam. Neyse çok uzatmayayım. Aşağıda 158, 144, 144, 133 5 aralığı. Yukarıda 196 3'ün kırılımı üzerinde güçlü görüntü. Bu şartlarda ben alırım. Bunun dışındaki hiçbir şartta almam. Diyelim 158'e kadar gelmedi. Aşağıdaki kademelerimize gelmedi diyelim. 196,3'ün kırılımını üzerinde kalıcılığı beklerim. Ancak o şartlarda alım yaparım. Umarım anlaşılmıştır. Wave Trend olumsuz. SATTA. MACD SATTA. E, DMA'ya baktığımızda yönsel hareket endeksinde siyah band trendin gücünü temsil eden bandımızdı. Bu trend güçsüz diyor. E, mavi band alıcılar, turuncu band satıcılar. Satıcılar üstün. Trend güçsüz. Satıcılar üstün. Burası negatif. MACD negatif. Wave Trend negatif. E, günlükte kahraman hareketli ortalamanın altındayız zaten. Bu da negatif. Özetle hisse sat pozisyonunda biz kademelerimizi bekleyeceğiz. Kademelerimize gelmezse yukarı yönelirse 196,3'ün üzerinde kalıcılığı göreceğiz. Bu. Sevgili dostlar, yayınları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın.